Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler Güneş Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta Başak burcunda yeni ayımız doğacak. Yeni ay öncesinde haftanın ilk günlerinde ayın ışığı kapanan fazla olacak. bu da bizi biraz içe döndürebilir. Biraz sorgulamalar yapabiliriz. Yeni ay öncesinde belki geçtiğimiz ayın konularını şöyle bir gözden geçireceğiz. Evet kariyer hayatınızda, iş hayatınızda, genel sorumluluklarınızla ilgili alanlarda belki yeni başlangıçlar yaptınız. Bunlar bunların size e, genel olarak hayatınıza neler kattı veya yapılması gereken eksik tamamlanması gereken bazı eksikler var mı? Bunlarla ilgili sorgulamalar yapacağınız bir süreç aslında. E, ve Salı akşamından itibaren Ay Başak burcuna geçişini yapacak. Perşembe günü 17 Eylül'de Saat 14'te 25 derece Başak Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni başlangıçlar demek. Başak Burcu titizdir, düzenlidir. Aslında hayatımızda düzenlemeler yapmamız gerektiğini işaret ediyor. Hangi alanlarda? Sizin için 11. ev konuları, belki iş hayatınız, belki birlikte çalıştığınız kişiler, arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, buralarda düzenlemeler yapacağınız, bazı belki uzun vadeli kararlar alacağınız bir süreçtesiniz. Tabii ki bir iş projesine başlayabilirsiniz veya bir ekip çalışmasına başlayabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bu yeni ay döngüsüyle beraber. Evet, Oğlak Burcu'ndaki Satürn'ün, Plüton'un bu hafta güneşle güzel bir açısı var. Üçgen açısı var gökyüzünde. Yeni ay döngüsünde de etkili olan güçlü bir açı bu. Yani yeni aya toprak enerjisini, toprak elementinin istikrarlı, e, güvenli enerjilerini veriyor aslında. Yani her ne planlıyorsak, her ne düşünüyorsak, bunlar daha kalıcı, daha uzun vadeli olacak. Ama bize sorumluluklar da yüklüyor. Yani bunlar hızlı değil, biraz yavaş ilerleyen, ama uzun vadeli, kalıcı bir şekilde çabalayacağımız, e, planlı bir şekilde hareket edeceğimiz e, bir projeyi, bir düşünceyi, bir fikri de hayata geçiriyor. Bu bir iş projesi olabilir, bir eğitime başlamak olabilir. Örneğin veya tamamen ait olduğumuz çevresel şartlarda arkadaş ilişkilerimiz olsun, komşu ilişkilerimiz olsun, yani sosyal hayatımızda. Bazı ilişkilerimize mesafe koymak isteyebiliriz örneğin. Veya bazı özel gruplara girmek isteyebiliriz. Biraz çevresel değişimler isteyebiliriz hayatımızda. İş çevresiyle de bağlantılı olabilir bunlar. Bize iş hayatımızda destek olacak bir çevre değişimi ya da yeni tanışmalar, yeni bağlantılar olabilir. Tüm bunlar Başak yeni ay ile beraber önümüzdeki birkaç haftanın ana konularını teşkil edecek gibi görünüyor. Ve Venüs Aslan Burcu'nda kariyer hayatımızda evet bazı destekler getiriyor bize şu aralar. Ama bu hafta Uranüs'te de bir açısı var. Biraz ilişki dinamiklerine dikkat edelim. Hani beraber çalıştığınız bir kişi olabilir, ortağınız olabilir, üstünüz, amiriniz, müdürünüz olabilir. Beklemediğiniz bir durumla karşılaşmanız bir anda bir düzen değişimi olabilir. Bir yandan tepeden gelen böyle bir e, emrivaki olabilir. Hani sizi e, heyecanlandıracak, ilginç bir durumla bu hafta genelinde karşılaşabilirsiniz. Ama daha sakin, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Belki de bu hayatınızda bir değişim getirebilir. Ama e, sizi daha e, hayatınızda kalıcı olabilecek bir oluşum içerisine de örneğin Sokabilir. Daha sağduyulu davranmakta, o şekilde bakmakta fayda var sevgili Akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.